Herkese merhabalar. Enerji dönüşümleri ve çevre bilimi konusunda Tonguç'um. Senin 5 ve 7. sınıfta yaptıklarını beraber tekrar etmeye var mısın? Bunları geçmişte de öğrenmiştik değil mi hocam? Evet, tabii ki öğrendik. Zaten 5. sınıfta başlayacağız. Seninle hayvanlar, canlılar, bitkiler bunları beraber öğreneceğiz. Canlıları tanıyacağız. İlk başta canlılar dediğimiz konuyu beraber tekrar etmiş olacağız. Ardından da insan ve çevre ilişkisine bakıp 7. sınıfta tekrarını yaparaktan 8. sınıfta öğreneceğimiz canlılar ünitesine çok iyi bir şekilde çalışmış olacağız Tonguç. Canlıları tanırsak Tonguç'um, canlıların benzerlik, farklılık, ortak özelliklerine göre gruplandırmasına biz sınıflandırma diyoruz. Canlıların sınıflandırması nasıl olur mesela Tonguç'um? Söyler misin hemen bana? Canlılar ikiye ayrılır. Bir canlılar, iki heyecanlılar. Ne yüzün abi? Canlılar, bak 5. sınıfta öğrendiğimiz kadarıyla 4'e ayrılıyor. Nedir bunlar? Hayvanlar var. Ardından Tonguç'um hemen bu yeşille yazmak hayvanlar istiyorum. Hayvanlar var derken neden bana baktınız o zaman? Hayır estağfurullah, öyle bir şey yok. Bitkiler var Tonguç'um. Arkadaşlar sizin kime baktığını görmüyorlar. Ekranda gözükmediğiniz için rahat rahat bana tebrik ediyorum yani. Seni. Ve mantarlar var Tonguç'um. Mantarlar da acayip önemli bir canlı grubu. Normalde biz bunu eskiden sanki bitki gibi düşünürdük. Halbuki mantarların bitki olmadığı sonradan keşfedildi. Mantarlar ayrı bir canlı. Bir de mikroskobik, yani gözle görülmeyecek kadar küçük canlılar var ve şu anda günümüzde etrafımızda bir göremiyoruz. Ama göllerde yaşıyorlar, işte üzerimizde yaşıyorlar, başka canlıların üzerinde, bağırsaklarında, her yerde yaşayabilirler. Şimdi canlıların ortak özelliklerine baktığımız zaman Tonguç'um, bir kere bütün canlılar solunum yaparlar, boşaltım yaparlar, üreme yaparlar, büyüme ve ölüm olur. Değil mi bütün canlılar? Evet hocam. Mantık olarak şöyle düşün. Her canlının oksijene ihtiyacı vardır. Dolayısıyla solunum yapar. Veya bazıları oksijensiz solunum yapar ama sonuçta o da solunumdur. Çünkü solunum dediğimiz şey aslında enerji üretmektir diyebiliriz. Boşaltım yaparlar Tonguç. Boşaltım bütün canlılar... En önemli işimiz. Çişimiz. Tebrik ediyorum. Canlılar içlerindeki atık maddeleri, zararlı maddeleri dışarıya atmak isterler. Üreme yaparlar Tonguç'um. Üreme dediğimiz şey ise nasıl yaparlar üremeyi mesela? Canlılar kendi nesillerinin devam etmesini isterler. Öyle tek başlarına kalmak istemezler. Çocuktan mesela büyüme, ölüm dediğimiz şey ise büyürler ve ölürler diyoruz. Tepki verme ve hareket etme yaparlar. Bütün canlılar, bitkiler dahil tepki verirler. Mesela bitkiler ayçiçeği ışığa dönüyor veya hareket ediyor mesela gibi düşünebilirsin. Hareket etmeyi de yaparlar. Canlılar otokat ediyor bunlar. Mikroskobik canlılara baktığımız zaman Tonguç, mikroskobik canlılar dediğimiz şey çıplak gözle görülmeyen, çok küçük, havada, suda, ondan sonra başka nerede yaşıyor? Toprakta yaşayabilirler. Toprakta yaşayabilir veya besinde yaşayabilirler Tonguç. Besinlerin üzerinde yaşayabilirler, besinin içinde yaşayabilir. Canlı vücutlarında yaşarlar veya canlı vücutlarında yaşarlar. Mesela bizim vücudumuzda yaşayabilir, diğer canlıların, hayvanların vücudunda yaşayabilirler. Mesela hemen sana şöyle söyleyeyim. İneklerin bağırsaklarında deli gibi bakteriler var. Bu bakteriler mikroskobik canlılar. Göze görünmez. Mesela bizim vücudumuzda, bizim hücrelerimizin sayısından daha fazla, vücudumuzun üstünde hücrelerimizin sayısından daha fazla bakteri yaşıyor. O mikroskobik canlı. Görebiliyor musun Tonguç'u bunları? Göremiyorsun. Mikroskop olmasa bizi kim tanıyacak diye söylemişler. Çünkü gerçekten de mikroskopun icadından sonra bu canlıların hepsini... Onları teleskopla da görebilir miyiz anlaşım hocam? Ha, saçma bir teleskop uzaydaki araştırmalar için kullanılıyor. Bakteriler ise Tonguç'um en basit mikroskobik canlı grubu. Bak burada bakteriler acayip önemli. Çünkü dünyadaki tüm canlıların sayısından daha fazla bakteri var. Mesela şu anda benim bütün üzerimde trilyonlarca bakteri var. Yani bunu kendi elini yıkasan da yıkamasan da fark etmez. Bu bakteriler zararlı manasında değil. Bak bazı yararlı bakteriler var, bazı zararlı bakteriler var. Mesela yararlı bakterilerin yaptığı işlere örnek olarak ne verebilirsin? Pırt. Hayır, sütün mayalanması. Süt mayalanınca ne oluyor? Yoğurt oluyor, peynir oluyor, yediğimiz çok güzel besinler oluyor değil mi? İşte bu bakteriler sayesinde oluyor. Dolayısıyla bütün bakteriler zararlıdır, hemen temizleyelim. Böyle bir şey yok. Bazı bakteriler gerçekten insanoğluna inanılmaz. Ne kadar güzel peynirler yiyoruz. Ne kadar güzel yoğurtlar yiyoruz. Ne kadar güzel kefirler içiyoruz değil mi? Onun gibi. Üzüm suyunun mesela sirkeye dönüşmesi. Sirke çok faydalı. Antiseptik bir madde. Bütün işte salatalara koyulur. İşte bilmem ne hani temizlik malzemesi olarak kullanılır bazı yerlerde. Bunlar gibi çok büyük katkıları var. Ve bu bakteriler sayesinde oluyor. B ve K vitaminlerinin bağırsaklarımızda üretilmesi de aslında nedir Tonguç'um? Bakteriler tarafından bize sağlanan faydalardan birkaç tanesidir. Yüzlerce daha faydası var diyebiliriz. Zararlı bakterilere baktığımız zaman Tonguç'um, mesela dişlerin çürümesini sağlayan bakteriler var. Neden dişlerimiz çürüyor Tonguç'um?
Şeker yediğimiz için. Aynen öyle. Süper zekisin ama şeker yediğimiz için değil aslında. Bakteriler olduğu için şekeri bulunca bakteriler senin ağzında bir anda şekere saldırıyorlar. Şekerle besin bulunca da hoppa ondan sonra besinle senin dişini çürütmeye başlıyorlar. Aynı zamanda Tonguç'um bulaşıcı hastalıklara yol açıyorlar. Bulaşıcı hastalık deyince aklına geliyor mesela Tonguç'um. Mesela ders çalışmak. Hayır. Bulaşıyor hocam. Sınavdan saçmalama. Önce herkes birbirine ders çalışma hastalığı i̇şte bulaşıyor. Bakterilerle yayılan hastalıklar var. İşte bilmem ne mikrobu hani bir hastalığa yol açtı derler. Ya. İşte bunların hepsi mesela ülser denilen şey, ülser hastalığı, midenin yara olması, bakterilerle helibakterya denilen bir bakteriyle oluşan bir hastalık. Midende delik açıyor bakteri mesela. Bunun gibi hastalıklara da yol açabiliyor zararlı bakteriler. Mesela mantarlar ise Tonguç'um eskiden bitkiler zannediliyordu bunlar. Sonradan mantar olduğu yani başka bir grup altında incelenmesi gerektiği anlaşıldı ve bitki değildir bilmemiz gerekiyor. Fotosentezle kendi besinini üretemiyorlar bitkiler gibi. Bitkiler normalde kendi besinini fotosentezle üretirler ama bunlar üretemez. Toprakta yaşarlar Tonguç'um. Aynı zamanda nerede yaşarlar biliyor musun Tonguç'um? Nemli yerlerde yaşarlar. Toprakta. Ondan sonra nemli yerlerde yaşarlar. Ondan sonra besinlerde, atıklarda yaşarlar Tonguç evladım benim. Nemli yer demeyeyim mi? Çok özür dilerim. Toprakta, suda, havada, her yerde yaşarlar bakteriler. Pardon mantarlar özür dilerim. Besinlerde, atıklarda ve canlıların üzerinde yaşarlar. Mantarları biz Tonguç birkaç gruba ayırıyoruz. Mesela bir tanesi şapkalı mantarlar. Şapkalı mantarlar dediğimiz şey nemli toprakta yaşarlar. Nemli toprakta yaşarlar ve besin olarak tüketilen türü kültür mantarı. Hani bizim yediğimiz var ya hani böyle lezzetli olan bir mantar türü var. Aa. Yemeklerin içine asılı. İşte o kültür mantarı. Ama sadece ben zaten kültürlü mantar yerim. Kültürlü mantar değil ya o belli korunaklı bir yerlerde belli türün büyütülmesi oluyor. Çünkü mantarların bir kısmı da zehirlidir Tonguç. Her mantarı yiyemezsin. Küf mantarına baktığımız zaman Tonguç'um küf mantarı dünyadaki en önemli canlılardan ve 8. sınıfta öğreneceğimiz çok önemli bir konunun temelini oluşturuyor. O da küf mantarı mikroskobik canlılardır Tonguç'um. Ve besinlerin çürümesine neden olur. Küf mantarları besinin çürümesine neden oluyor ve bazı zamanlarda zehirlenmeye yol açıyor. Dolayısıyla küflenmiş besinleri yemememiz çok önemli Tonguç'um. Küflenmiş besinleri ne yazık ki çöpe atmak zorundayız. Çünkü küflenmiş besinleri yersen küf mantarları sana zehirlenmeye yol açar. Mantar çeşitlerinden maya mantarlarına bakarsak besin, nem ve uygun sıcaklığa ihtiyaç duyuyorlar bunlar ve besinleri mayalarlar. Mesela hamurun neyini sağlar? Hamurun mayalanmasını, mayalanmasını sağlarlar. Dolayısıyla un bir anda ekmek, çok sevdiğimiz ekmek haline geliyor. Sütten peynir yapan veya sütten yoğurt yapan aslında maya mantarları. Parazit mantarlara baktığımız zaman Tonguç'um, İnsan, hayvan ve bitkilerin üzerinde yaşarlar ve çeşitli hastalıklara sebep olurlar. Mesela pamukçuk hastalığı, ondan sonra saç kıran hastalığı, insanların mesela saçları dökülüyor falan filan. İnsanlar da elde, ayakta ve vücutta hastalık yapıyorlar genellikle. Ayaklarda da mantar çıktı falan filan derler, böyle noktalar falan oluşur, kaşıntı oluşuyor sürekli. Bunların hepsi aslında mantarla olan ben hastalıklar. Ben bir çorabı iki ay giyince yani değiştirmeyince bende de çıkıyor hocam. Tebrik ediyorum seni, çok zekisin. Peki Tonguç'um, güneş ışığını kullanarak besin ve oksijen üretilmesine biz fotosentez diyoruz ve bu fotosentez sadece ve sadece dünyada bitkiler tarafından yapılıyor. İnanılmaz önemli bir şey. Neden biliyor musun Tonguç? Fotosentez olmasaydı yani bitkiler olmasaydı Tonguç'um dünyada yaşam olmazdı. Neden bitkiler olmasaydı dünyada yaşam olmazdı? Çünkü fotosentez sayesinde dünyada oksijen üretiliyor Tonguç. Oksijenin senin çok ihtiyacın yok mu Tonguç? Evet. Besine ihtiyacın var mı? Evet. İşte bunların ikisini de yapan bize mucizevi bir katkıda bulunan nedir evladım? Bitkilerdir diye düşünebilirsin. Çiçekli bitkilere baktığımız zaman Tonguç'um, çiçekli bitkilerde çiçek aslında bitkilerin üreme organıdır. Mesela yapılanı inceleyelim. Çiçek üreme organı. İşte tohum burada oluşuyor, ondan sonra işte polen burada oluşuyor ve benzeri. Yaprak dediğimiz şey fotosentez, besin üretimini yapan, gaz alışverişini yapan ve aynı zamanda Tonguç'um terleme yapan aslında terleme o. Yani bitkinin derisi gibi düşünebilirsin Tonguç'um. Peki aynı zamanda gövde dediğimiz şey bitkiyi dik tutan ve diğer organları taşıyan yapı. Kök dediğimiz şey de bitkiyi toprağa bağlayan, topraktan
su ve minerallerin alınmasını sağlayan yapı diye düşünebilirsin Tomucuğum. Peki çiçeksiz bitkilere baktığımız zaman çiçekleri yok bunların. Çiçekleri yok ve tohum oluşturmazlar. Tohum oluşturmadıkları için de yani başka yöntemlerle ürerler. Genellikle nemli ortamda yaşar. Mesela eğrelti otu, at kuyruğu işte ondan sonra işte kibrit otu gibi bazı çeşitleri var. Bunlarsa nemli ortamlarda yani bir göl kenarlarında yaşarlar. Yok bilmem hani daha çok işte güneş görmeyen, güneş gören ama hani şöyle daha havanın nemli olduğu, ıslak olan ortamlarda yaşarlar. Öğreneceğimiz şeylerden birkaç tanesi. 8 sınıfa faydası olacak değil mi hocam? Kesinlikle. İnsan çevre ilişkisini bilmeden canlılar beslenme ilişkilerini anlayamayız. Bir kere şöyle düşünelim Tomucuğum. Tür denilen bir olay var ve bu tür dediğimiz olay ortak özellikleri fazla olan ve çiftleştiklerinde verimli döller yani yavrular oluşturabilen canlılardır. Ama bu yavruların da yavrularının oluşması gerekiyor. Bu çok önemli. Şimdi tür dediğimiz şey demek ki mesela tavşan türü, mesela insan türü, mesela öküz türü. Efendim hocam? Sana demiyorum ama öküz türü. Bana niye bakıyorsunuz hocam? Ondan sonra mesela orangutan türü. Bunların her birisi kendi işine türler. Bu türler Tonguç'um, bu türler, bu tür dediğimiz şey bir canlı değil mi? Bu canlı türündeki canlılar bir arada bulunursa ve bunlar belli bir bölgede yaşarsa. Mesela Tonguç'um, etilerde yaşayan orangutanlar. Evet hocam, buyurun. Sana demiyorum lazım. Etilerde yaşayan zaten, orangutanlar hocam. Popülasyonu oluşturuyor. Yani oradaki orangutan popülasyonu, etilerde yaşayan orangutan popülasyonu orada aynı türden yaşayan canlıların bir arada bulunduğu topluluktur aslında popülasyon. Ve bu popülasyonlar da bir araya gelerekten bir sürü canlı bir araya geliyor. Ondan sonra ortamdaki göller, denizler hepsi beraber de ekosistemi oluşturuyor. Yani belli bir alanda yaşayan birbirleriyle etkileşimli olan canlı cansız bütün varlıklar. İşte mesela deniz ekosistemi, kara ekosistemi. Bunun gibi ekosistemi oluşturuyoruz. Bu kavramları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ekosistem, tür ve popülasyonu bileceğiz. Bir canlı türünün doğal olarak yaşayıp ürediği bölgeyi de Tonguç'um habitat diyoruz. Yani senin habitatın mesela nedir Tonguç evladım benim? Benim habitatım sınıftır. Aynen öyle. Senin habitatın sınıftır. Sen bir canlı türüsün. Peki sizin sınıfınızdaki insanların adına ne? Sınıfınızdaki insanlara ne diyoruz? Biz popülasyon diyoruz. Ameli. Peki sınıfınızdaki insanlardan insana ne diyoruz? İnsana tür diyoruz. İnsan bir türdür. Sınıfınızdaki insanların hepsi beraber sınıfça. Siz beraber popülasyon oluşturuyorsunuz. Yaşadığınız yer habitatınız yani sınıfınız. Ve hepsi beraber ne oluşturuyor? Ekosistemi oluşturuyor diyoruz. Tabii sınıfınızda çünkü şeyler de yaşıyor. Öküzler de var. Evet, evet. Ondan sonra karıncalar da var. Ben de varım. Tabii ki de. Onların hepsi beraber. Peki tablo okumada mesela şöyle bir örnek yapalım. Burada yazmış bazı şeyler. Tablodaki popülasyon örnekleri. Van Gölü'ndeki inci kefalleri. Bak bu yaşayan canlılar ve bir grup değil mi? Kefaller bak çoğunluk var ve belli bir yerde değil mi? O zaman bu bir popülasyon örneği diyebiliriz. Akvaryumdaki Japon balıkları belli bir yer akvaryumda yaşıyormuş ve Japon balıkları da aynı türden canlılar süper. Belgrad ormanlarındaki ağaçlar. Şimdi Belgrad ormanındaki ağaçlar dediğiniz zaman farklı türden bir sürü ağaç var. Sadece çınar ağacı mı var? Hayır. Evet. Çam ağacı var. Ondan sonra sedir ağacı var. Bir sürü ağaç türü var. Dolayısıyla aynı tür olsaydı popülasyon olurdu. O yüzden bunu attık. Karadeniz'deki hamsiler evet aynı türden canlılar ve belli bir bölgede yaşıyor. O zaman bu da popülasyon diyebiliriz. Bu da çok önemli diyoruz. Geldik ekosistemi oluşturan faktörlere canlı faktörler ve cansız faktörler olarak ikiye ayrılıyor Tonguç'um. Canlı faktörler dediğimiz şey aslında nedir? Üreticiler, tüketici, ayrıştırıcılar. Yani yaşayan tüm canlılar. Üreticiler dediğim şey bitkiler. Bitkiler işte bize fotosentezde besin oksijen üretenler. Tüketiciler dediğimiz şey nedir Tonguç'um? Hayvanlar, mantarlar, mikroskobik canlıların bir kısmı. Ayrıştırıcılar dediğim şey işte mikroskobik canlılar ve mantarların bir kısmı diye düşünebilirsin. İşte bu cansız faktörlerse su, hava, ışık, ardından ne olabilir Tonguç'um? Toprak olabilir. Hatta aynı renkte yazayım. Toprak olabilir. Aynı zamanda Tonguç'um mineraller olabilir. Mineraller olabilir. Aynı zamanda Tonguç'um iklim olabilir. Yani hava koşulları olabilir. Aynı zamanda Tonguç'um sıcaklık olabilir diye düşünebilirsin. Ekosistem türlerine baktığımız zaman ekosistemin su ekosistemi, kara ekosistemi var. Mesela su ekosistemi dediğimiz şey deniz, nehir, göl,
Ondan sonra barajlar, barajlarda yaşayan da bir sürü canlı var biliyorsundur Tomucuğum. Aynı zamanda okyanuslar, bunların hepsi aslında su ekosistemi örnek verilebilir. Kara ekosistemi örnek verirsek orman, çöl, mağara. Mesela sen mağarada doğdun değil mi Tomuç evladım? Evet, mağarada doğdum. Aynen, tebrik ederim. Ve çayırlar. Çayırlarda ne yapıyorsun peki sen Tomuç'um? Genelde kahvaltımı yapıyorum hocam. Evet, aferin. Çok öğle yemeği için meraları tercih ediyorum. Çok güzel, tebrik ederim seni. Dolayısıyla hafif bir ara sıcaklar. Yani. Bunlar da karalarda yaşayan, kara ekosistemi. Yani çölde yaşayan mesela kum var. Yaşamayan cansız faktörler kum var. Ama yaşayan canlı akrep var, örümcek var, bir sürü şey var diye düşünebilirsin. Yani canlı ve cansız beraber ekosistem oluştuğunu unutma. Biyoçeşitlilik ise acayip önemli. Neden? Bir bölgede bulunan çeşitli ekosistemlerdeki canlı türlerinin sayıca zenginliğine biz biyoçeşitlilik diyoruz. Mesela Türkiye biyoçeşitlilik açısından zengin mi Tonguç Evren? Zenginiz hocam. Süper. Biyoçeşitlilik demek canlı çeşitliliği demek. Biyo zaten canlı demek eski Latince'de. Dolayısıyla bir sürü canlı var. İşte bu canlıların hepsi bir arada çeşitlilik, renklilik, rengarenk bir yapı oluşturuyor. İşte buna biyoçeşitlilik diyoruz. Biyoçeşitlilik dediğimiz şey çok önemli. Korunması gereken bir şey ama bunu tehdit eden bazı faktörler var. Çünkü ne kadar çok canlı olursa o kadar zengin olursun, o kadar ekosistem ayakta durabilir. Yani tek bir direğin üstünde durursa hemen devriliyor. Yüzlerce direğin üstünde durursa devrilmez değil mi? Bir tente gibi düşünebilirsin. Mesela tehdit eden faktörler nüfus artışı gerçekten biyoçeşitliliği çok tehdit ediyor ve bizim için tehlikeli olabilir. Orman, çünkü insanlar arttıkça insanlar çevreye daha da fazla veriyor. Dünyadaki en tehlikeli canlı nedir biliyor musun Tomuç? En tehlikeli canlı. Yılan. Hayır, insandır Tomuç'um. Gerçekten insanın verdiği zararı kimse vermiyor. Orman yangınları biyoçeşitliliği mahvediyor. Çünkü bütün canlıları, ormanın içindeki bütün canlıları neredeyse telef ediyor. Bilinçsiz avlanma, sen mesela aslan avlıyorsun. Ulan aslan zaten az kalmış, 100 tane, 1000 tane, 2000 tane kalmış dünyada toplam. Sen niye avlıyorsun? Pis herif diyorsun içinden. Aynı zamanda plansız kentleşme, plansız kentleşmede ne yapıyorsun? Bir sürü kent kent kent, ağaçları kes kes kes, oradaki yaşayan canlılara zarar ver. Bu da yanlış bir şey. Erozyon da oradaki bitki türlerini yok eden bir şey diye düşünebilirsin. Dünyada nesli tükenen canlılara baktığımız hocam, zaman... Hocam ne kadar güzel bir sayfa. Mamutlar yok artık. Dinozorlar yok artık. Moa denilen bir canlı var, yok artık. Nesli tehlike altında olan canlılara baktığımız zaman... T-Rex de yok hocam. T-Rex de kalmadı. Evet, T-Rex'e. Panda mesela çok tehlike altında. Neredeyse 100 tane 200 tane mi panda kaldı dünyada, o kadar. Kutup ayısı çok az kaldı. Sadece kutuplarda belli bölgelerde avlanma yüzünden çok azaldı. Çöllerde de görülüyor hocam bazen. Hayır, saçma, çölde kutup ayısı. Evet, Afrika fili neredeyse çok az kaldı. O yüzden Afrika'daki filler koruma altında diyor. Ülkemizde ise Pars kaplanı tamamen yok artık. Anadolu Yaparı geçen 2-3-4 sene önce görmüşlerdi şans eseri. Ama yok hemen oldu. Hemen vurdular zaten, o da yok oldu. Tamamen yok oldu. Kafkas öküzü Tomucuğum. Efendim hocam. Evladım sen Kafkas. Ha, ben normal öküz. Kafkas değilim hocam. Sen, o ben. Çerkez misin sen? Tebrik ederim. Kafkas öküzü artık kalmadı ne yazık ki. Bazen Anadolu öküzü görebiliyoruz yollarda, trafikte falan filan. Ama bazen sizi bile görebiliyoruz. Evet, sizi bile görebiliyoruz. Kunduz mesela tamamen yok oldu artık. Ama nesli tehlike altında olan canlılar, kardelen çiçeği, orkide çiçeği, ters lale, deniz kaplumbağası ve kel aynak ve Akdeniz foku da gerçekten tehlike altında. Bunlar da koruma altında ülkemizde. Özel bölgelerde koruma altında diyoruz. Peki, Tomucuğum, sitoplazmaya baktığımız zaman, sitoplazma dediğimiz şey akıcı, hücrenin içindeki hücre zarıyla çekirdeğin arasını dolduran bu kısım aslında. Renksiz bir sıvı. Sitoplazmada yaşamsal olaylarla gerçekleşen yapıya aslında biz ne diyoruz Tomuç evladım benim? Tabii ki sitoplazma diyoruz. Şimdi ribozom dediğimiz şey, organeller dediğimiz şey de sitoplazmanın içinde canlılık faaliyetlerini yürüten. İşte nasıl mesela bizim içimiz, iç organlarımız nerede Tomuç'um? Mide. Mide. Karaciğer. Karaciğer. Kuyruk. Ne kuyruğu? Ya? İç organ. O dış organımız. O dış organımız, tebrik ederim. Pankreas. İşte bunlar ne yapıyor aslında? Bize çeşitli yaşam sağlıyor. Sindirimi sağlıyor, işte boşaltımı sağlıyor, yok böbrekler boşaltımı sağlıyor. Bunun gibi özellikleri. İşte bunlar da organeller. Organlar nasıl vücudumuzda varsa hücrenin içinde de organeller dediğimiz kısım var. Bu organeller dediğimiz kısım hücrede yaşamsal olaylar, yaşamsal olaylar gerçekten yapılar aslında bizim bildiğimiz yapılar. Bu yapılardan ribozom en önemlisi. Ribozom çünkü ne yapar Tomuç? Bütün canlılarda vardır istisnasız.
protein üretimi dediğimiz zımbırtıyı yapar. Protein ise canlılığın en temel yapısı. Kaslarımız proteinden oluşur. İşte kemiklerimizin içinde vardır, saçlarımızın içinde vardır, tırnaklarımız var. Her yerde aslında protein var. Peki sentriole baktığımız zaman hücre bölünmesinde görebiliyor Tonguç'um. Sentriol dediğimiz şey işte hücre bölünmesini öğrendiğimiz zaman DNA ve genetik kodla alakalı çünkü hücre bölünmesi de. Bunu öğrendiğimiz zaman sentriolün aslında hayvan hücrelerinde sadece olduğunu ve hücre bölünmesi için iyi iplikleri sağladığını öğreneceğiz. Ve Golgi cisimciği dediğimiz şey ise salgı üretimi yapıyor Tonguç'um. Koful dediğimiz şey su, besin ve atıkları depoluyor. Koful dediğimiz şey depolar aslında. Depo görevi de sağlar. Lizom dediğimiz şey hücre içi sindirimi sağlayan çok önemli bir yapı. Yani nasıl bizim midemiz sindirim yapıyorsa lizom da hücrenin midesi gibi düşünebilirsin. Endoplazmik retikulum. Tonguç'um endoplazmik retikulum diye aklına geliyor. Hocam benim arkadaşlarım bana Golgi cisimciğine benziyorsun diyorlar. Golgi cisimciğine benziyorsun endoplazmik doğru. Endoplazmik retikulum da çok karizmatik bir isim yani. Evet endoplazmik retikulum. Evet, çok karizma hocam. Hatta buna ER de derler bazı Tonguç'um. Hücre içi taşımayı sağlar Tonguç'um. Dolayısıyla aslında her birisinin bir anahtar kelimesi var. Bu protein anahtar kelimesine sahip. Bu hücre bölünmesi veya bölünme anahtar kelimesine sahip. Bu salgı anahtarı, bu depo, bu sindirim anahtar kelimesine sahip. Bu ise taşıma anahtarı. Bunları bilirsen aslında organellerin görevlerini de bilmiş olursun Tonguç. Peki Tonguç'um çok önemli iki organa geldik. Gerçekten hücredeki en önemli hocam, organa... Hocam bir cisim yaklaşıyor. Ne, hangi cisim biraz? Golgi cisimci. Evet evet. Güneş ışığıyla besin ve oksijen üreten şey nedir Tonguç evladım benim? Kloroplast dediğimiz organeldir. Kloroplast dediğimiz bu organel, kloroplast dediğimiz bu organel yeşil yapıya sahiptir. Çünkü içinde klorofil denilen yeşil renk maddesi vardır. Ve bu renk maddesi sayesinde fotosentez yapar. Ve bununla ne yapar? Güneş ışığını kullanır, besin ve oksijen üretir. Hem kendine bitkiler besin üretiyorlar hem de bize üretiyorlar. Hatta bize oksijeni de katkıda sağlıyor mu? Yeşil bitkilerin olduğu yerde oksijen bol olur. Peki aynı şekilde tam tersine biz ne yapıyoruz dersek? Biz Setonguç'um oksijeni kullanarak... besini de kullanarak tabii. Besin ve oksijen kullanaraktan enerji üretiyoruz ve bu enerjiyi koşmak için, yürümek için, konuşmak için, şu anda videoyu çekmek için, elimizi hareket ettirmek için kullanıyoruz. Bu solunum dediğimiz olaysa hücrenin içindeki mitokondri organelinin içinde gerçekleşiyor Tonguç. Zaten hücrenin içinde en baba organeller kloroplast ve mitokondri. Kloroplast fotosentez yapar, mitokondri solunum yapar. Peki yaprak hücresinde tabii kloroplast bulunur. Yeşildir yapraklar zaten biliyorsun. Kas hücrelerinde mitokondri bulunur. Zaten mitokondri enerjiye ihtiyacı vardır. Mitokondri enerji üretilmesi gereken yerlerde bulunur. Ve kloroplast oksijen verir mitokondriye. Mitokondri de karbondioksit verir şeye. Kloroplasta. Çünkü kloroplastında karbondioksit. Böyle bir kendi aralarında bir iletişimleri de var diyoruz. Şimdi geldik Tonguç'um. Bitki ve hayvan hücrelerine baktığımız zaman bitki hücresi şekil olarak köşeli bir yapıya sahip. Çok güzel bir tablo olmuş hocam ya. Evet, köşeli bir yapıya sahip. Hayvan hücresi ise yuvarlak bir yapıya sahip. Çünkü bitki hücresinin dışında ne var Tonguç'um? Hücre duvarı dediğimiz yapı var Tonguç. O yüzden köşeli. Ama Allah hayvan kimse hücre duvarına yaslatmasın. Ne diyorsun Hilal Hanım? Sonrasında hücre duvarı bitkilerde var, hayvanlarda yok. Ribozom ikisinde de var. Ribozom evrensel bir organ. Bütün canlılarda var. Kloroplast bitkilerde varken hayvanlarda yok. Çünkü kloroplast fotosentez yapmaya özel bir organel ve yeşil renge sahip bir organel. Dolayısıyla sadece bitkilerde var. Mitokondriye baktığımız zaman her ikisinde de var. Çünkü her canlının enerjiye ihtiyacı vardır. Mitokondri deyince enerji aklımıza gelecek. Bunu unutmadan önce anahtar kelimesi. Kloroplast deyince aklımıza da fotosentez anahtar kelimesi gelecek. Golgi cisimciği her canlı salgı yapar. Bunda problem yok. Lizozom her canlı sindirim yapar. Bunda problem yok. Aynı zamanda Tonguç'um endoplazmik retikulum her canlı hücre içi taşıma sağlar yapar. Bunda problem yok. Koful dediğimiz şey ise bitki hücresinde büyük ve az sayıdayken hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda olmak üzere kofullarımız var Tonguç'um. Hatta burada ilk gösterdiğim kağıttaki şu kırmızı yapı, hani çekirdeğin içinde bu kırmızı saçma sapan bir yapı vardı ya. Evet hocam. Merak etmişsiniz mutlaka. İşte bu aslında koful dediğimiz yapı. Yani su depolayan yapı. O sosise diyorum. Benziyor hocam. Diğeri de rafadan yumurta evet, benziyor. Sensiyon ise hayvan hücrelerinde varken bitki hücrelerinde olmayan hücre bölünmesi sağlayan bir organ.
Geri dönüşüme bek Tonguç'um, geri dönüşüm. Geri dönüşüm muhteşem olacak. Harika. Geri dönüşüm şu işareti görünce hemen aklına gelsin Tonguç'um. Böyle bir ok, sonra bu ok, sonra da bu ok şeklinde. Böyle üç tane okun birbirleriyle sarmal şeklinde durduğu geri dönüşüm sembolü. Bunu yuvarlak şeklinde çizebiliyorlar bazen falan filan. Ama sonuçta geri dönüşüm aslında maddelerin tekrar kullanılabilmesi demek. Mesela ben şu anda bir ataş görüyorum değil mi Tonguç? Evet hocam. Bu ataş ben kullandıktan sonra işte bilmem seneler geçti artık kullanılmaz altılı bir hale geldi veya kırıldı diyelim falan filan. Ben bu ataşı tekrar fabrikada belli fabrika geri dönüşüm yerlerinde tekrar eritip tekrar metal haline getirip yeni bir ataş veya bir inşaat demirine çevirebilirim Tonguç'um. Yani bu normalde şu anda kağıtları tutturmak için kullanılan şey ileride bir inşaat demiri olabilir. Farklı yerlerde kullanılabilir. İşte buna biz geri dönüşüm diyoruz. Bu geri dönüşüm faaliyetleri cam, kağıt, plastik, metal, aynı bu ataştaki gibi pil vesaire maddeler için kullanılıyor. Geri dönüşebilen atık ürünleri biz ne yapıyoruz Tonguç'um? Geri dönüşüm kumbarasına atıyoruz. Geri dönüşüm kumbarasından sonra kat atıkları toplama aracı geliyor, o kumbarayı alıyor, sonra geri dönüşüm tesisine götürüyor. Geri dönüşüm tesisine götürdükten sonra yeni ürün çıkıyor. Sonra yeni ürünü sen kullanıyorsun ve ne yapıyorsun? Geri dönüştürülebilen atık ürünler oluşturuyorsun. Atıyorsun çöpü. Mesela ben bu kağıtta ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz ya? Biz bu kağıtları geri dönüşüm kutusuna atıyoruz. Geri dönüşüm kutusuna attığımız zaman o geri dönüşüm kumbarasına gidiyor ve sonrasında atık toplama aracıyla tekrar fabrikaya gidip yeni bir kağıt çıkıyor bunun içinden. Ödülü sorumuzu yaptığın için yorumlara yolla. Hadi bakalım sana göre biraz. Tonguç'ta başlıyor kamp. Üşenme hadi çalış hazırlık yap. Şimdiden bu sorular.